Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 28. bölüm Ölümü Hatırlamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Lezzetleri yok eden ölümden çok bahsediniz. Bunun hadisin anlamı şudur. Ölümü çok anarak dünya hazlarına karşı olan isteklerinizi kırınız. Ta ki Allah'a yönelebilirsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdular ki, şayet hayvanlar ölüm hakkında Ademoğlunun bildiklerini bilselerdi, sizler hiç semirmiş bir hayvan yemezdiniz. Ayşe annemiz Resulullah'a, ya Resulallah, şehitlerle beraber olacak var mı diye sormuş. O da, evet, bir gün ve gecede ölümü 20 defa hatırlayan kimse buyurmuştur. Bütün bu faziletlerin sebebi, ölümün dünya eğlencelerinden soğutması, ahiret için hazırlığa götürmesidir. Ölümden gafil olmak ise dünya lezzetlerine dalmaya yol açar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ölüm müminin hediyesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu dünya müminin hapishanesi olduğu için söylemiştir. Zira nefsin şehvi arzularının sıkıntıları şeytana karşı koyması onun için adeta zindan azabıdır. Ölüm ise tüm bunlardan kurtulmaktır. Bu da onun hakkında hediye konumundadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ölüm her Müslüman için kefarettir. Bununla hakiki mümin, yani Müslümanların elinden ve dilinden emin oldukları sadık Müslüman kastedilmiştir. Öyle ki küçük günah kirleri hariç günahlarla kirlenmemiştir. Ölüm o müminin küçük günahlarına kefaret olur. Bu da büyük günahlardan kaçınıp farzları tas tamam yaptıktan sonra olur. Ataül Horasani şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kahkahaların ayyuka çıktığı bir topluluğa uğradı ve şöyle buyurdu. Dünya lezzetlerini bulandıran şey hatırlayarak bu topluluğu bulandırın. Nedir o ey Allah'ın elçisi? Dediklerinde ise ölümdür buyurdular. Enes'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ölümü çokça anın çünkü ölümü anmak günahları giderir ve sizi dünyada zahit yapar. Diğer bir hadiste ise ölüm dünyadan ayrıcı olarak yeter buyurulmuştur. Yine Efendimiz ölüm vaiz yani nasihat olarak yeter buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıktığı bir gün oradakilerin gülerek konuştuklarını görünce onlara ölümü zikredin. Nefsimi kudretimde bulunduran Allah'a yemin ederim ki şayet benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız buyurdu. Resulullah'a bir adamı çokça överek bahsetmişler ve o da arkadaşınız ölümden bahseder miydi diye sormuş. Sahabiler biz onun ölümden bahsettiğini neredeyse hiç duymadık dediklerinde ise şöyle buyurmuştur. Öyleyse arkadaşınız övdüğünüz gibi değil. İbni Ömer der ki 10 kişilik grubun 10.'sü olarak peygamberimize geldim. O esnada Ensardan bir adam, ey Allah'ın elçisi, insanların en zekisi ve en değerlisi kimdir diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölümü en çok bahsedip ona en çok hazırlananlardır. İşte zekiler onlardır. Onlar dünya şerefiyle ölürler, ahirette de değerli olurlar. Hasan'ı bahsediyor ki, ölüm dünyayı bozdu, akıl sahibine huzur bırakmadı. Rebi bin Heysem şöyle demiştir. Müminler için beklediği halde bilmedikleri arasında ölümden daha hayırlısı yoktur. Benim ölümümü de kimseye hissettirmeyin. Beni ölür ölmez hemen Rabbime teslim ediniz. Bilge bir zat kardeşine şöyle mektup yazmıştı. Ey kardeşim, ölümü isteyip de asla bulamayacağın yere göçmeden önce ölümden sakın. İbn-i Sirin'in yanında ölümden bahsedilince onun tüm organları adeta ölürdü. Ömer bin Abdülaziz her gece fıkıh ulemasını saraya çağırır, ölüm, kıyamet ve ahiretten konuşurlar ve sonra da sanki önlerinde bir cenaze varmış gibi ağrarlardı. İbrahim et-Teymi şöyle demiştir. Benim dünya lezzetimi kesen iki şey var. Biri ölümü hatırlamak, ikincisi de Allah'ın huzurunda durmak. Kâbül Ahbar der ki, kim ölümü tanırsa dünya sıkıntıları ona hafif gelir. Mutarrif de şöyle demiştir. Rüyamda Basra Camisi'nin tam ortasında birinin şöyle dediğini işittim. Ölümü hatırlamak Allah'tan korkanların kalbini parça parça etti. Allah'a yemin ederim ki ben onlara ne yapacaklarını şaşırmış görüyorum. Safiye radıyallahu anh demiştir ki, kadının biri Ayşe'ye kalbinin katılığından şikayet etti. Hazreti Ayşe ona ölümü çokça hatırla ta ki kalbin yumuşasın. Kadın denileni yapınca kalbi yumuşamış ve hemen Hazreti Ayşe'ye teşekkür etmeye gelmiştir. İsa aleyhisselamın yanında ölümden bahsedilince dedesinden kan damlardı.
Davut Aleyhisselam ölümden, kıyametten bahsedilince organları parçalanacak şekilde ağlar, ancak Allah'ın rahmetinden bahsedilince kendine gelebilirdi. Hasan'ı bahsediyor ki, hiçbir aklı selim görmedim ki ölümden korkmasın, hüzünlenmesin. Ömer bin Abdülaziz alimlerden birine bana vaaz et der. O da ilk ölecek halife sensin der. Halife daha artır deyince de alim şöyle der. Hazreti Adem'e kadar bütün ataların ölümü tatmıştır. Şüphesiz nöbet sendedir. Bunun üzerine Halife Ömer bin Abdülaziz ağlar ağlar. Rebi bin Heysem evinin içinde bir kabir kazmıştı. Her gün o kabirde birkaç kez uyur ve böylece ölümü hatırlamaya devam ederdi. O şöyle söylerdi. Bir an bile olsa ölümü hatırlamayı unutsam kalbim bozulur. Mutarrif bin Abdullah bin Şüheyr şöyle söylemiştir. Muhakkak ki bu ölüm nimet sahiplerini varlıklarıyla sıkıntıya soktu. Ölümü olmayan bir nimet istediler. Ömer bin Abdülaziz Ambese'ye şöyle söyledi. Ölümü anmayı arttır. Şayet rahat bir yaşantın varsa bu ölümü anman nedeniyle biraz daha sade yaşantıya dönersin. Yoksul bir geçimin varsa ölümü hatırlamak sana rahatlık verir. Ebu Süleyman Eddarani der ki, Ümmü Harun'a ölümü seviyor musun diye sordum ve hayır dedi. Niçin dedim? Şöyle dedi. Bir insana karşı gelsem onunla karşılaşmak istemezdim. Allah ile karşılaşmayı nasıl sevebilirim? Halbuki ben ona isyan etmiştim. Ebu Musa Temimi şöyle söyler. Şair, Terazdak'ın hanımı vefat etmişti. Cenazesinde Basra'nın eşrafı ve Hasan-ı Basra Hazretleri de vardı. Hasan-ı Basri sorar. Ey Ebu Firas, bugün için ne hazırladın? O da cevap verir. 60 yıldan beri tekrarladığım La ilahe illallah cümlesine. Terazdak, eşinin defin işi bitince kabrinin başına dikilip şu mersiyeleri söyledi. Kabrin arkasında beni affetmemenden korkarım. Daha dar ve daha yakıcı bir yerden yakamı kurtaramam. Kabir ehli hakkında şöyle kasideler söylenmiştir. Kabirde dur, kabristana sor. Sizden karanlığa gömülen kimdir ve sizden kime kabrinde ikram edilmiştir? Böylece rahat bir uykuyu tatmıştır. Dışarıdan bakanlara göre mezarlıkta tek bir sükunet vardır. Belki değil ölüler arasındaki fazilet dereceleri. Şayet cevap verselerdi, sana haber vermişlerdi dilleriyle. İçinde bulundukları durumun gerçeklerini. İtaatkarlar cennet bahçesine inmişlerdir. Ağaçları arasında dolaşırlar, diridikleri gibi. Azgın günahkarlara gelince onlar kıvranırlar, yılanların yuvası olmuş çukurlarda üşüşür akrepler üzerlerine doğru. Üşüşür akrepler üzerlerine doğru ve onların sokması nedeniyle ağır bir işkence görürler. Malik bin Dinar der ki, bir mezarlığa uğradığımda şöyle bir kaside söylemiştim. Kabristana geldim ve nida ettim. Nerede değer veren ve küçümseyen, nerede gücünü kanıtlayan, nerede övünde zaman sözleri doğru bulunan. Bu sırada kabirden nida edildi. Sesi duyuyor ama o kişiyi göremiyordum. Şöyle söylüyordu. Topluca yok oldular, yok haber verecek kimse. Topluca öldüler, haber de öldü. Toprağın kızları gelir ve gider. O şekillerin güzelliklerini siler süpürür. Ey bana ahirete gidenlerin halini soran. Sen ibret almıyor musun gördüklerinden? Bir mezar üzerinde şu yazı bulunmuştur. Dilsiz olsalar da mezarlar sana sesleniyor. Oranın sakinleri toprak altında suskun yatıyor. Ey sınırsız dünyalık toplayan kişi! Öleceğin kesin olduğu halde dünyalığı kime topluyorsun? İbn-i Semmak şöyle demiştir. Kabristana uğradım, bir de ne göreyim? Bir kabir üzerinde şöyle yazılıdır. Yakınlarım kabrinin yanlarından geçiyorlar. Sanki akrabalarım beni tanımıyorlar. Varislerim malımı bölüşüyorlar. Ama borçlarımı bile bile reddediyorlar. Her biri paylarını almış hayatlarını yaşıyorlar. Aman Allah'ım, beni ne çabuk unuttular. Bir başka kabirde de şöyle yazılıdır. Sevgililer sevgilisi kaybolmuştur. Ne kapıcı ne de bekçi ölüme engel olamamıştır. Öyleyse dünya ve lezzetleriyle nasıl sevinirsin? Ey sözleri ve nefesleri sayılan kişi! Ey gafil sen ki noksanlığa dalmışsın. Ömrünü dünya hazlarına dalarak harcamışsın. Ölüm acımaz cahile aldandığı için. Kendisinden ilim alınana da acımaz. Başında bulunduğu nice kabirlerin içindekileri ölüm cevap veremez dilsize çevirdi. Halbuki o dilsiz değildi. Sarayın pek mamurdu. Herkesçe beğeniliyordu. Kabrin ise bugün mezarlıkta belirsiz olmuştur.
Bir kabirde ise şöyle bir kitabe bulunmuştur. Rehin atları gibi kabirleri dizildiğinde dostlarının yanı başlarında bekledim. Ağlasaydım eğer boşansaydı gözyaşım. Onlar arasında değerimi görmüştü gözlerim. Bir doktorun kabrinde de şunlar yazılıydı. Bana birini lokman toprak oldu dediği vakit dedim. Doktorluğuyla ve maharetiyle vasfedilen hani nerede? İhtisas ve tedavileri suya düştü. Heyhat bir kimse ki kendisini savunamıyor. Başkasını hiç savunamaz. Bir başka kabir üzerinde ise şöyle bir kitabe vardı. Ey insanlar! Vardı benim bir emelim. Ona ulaşmaktan alıkoydu beni ecelim. Allah'a isyandan sakınsın o kimse ki yaşamımda amel etme imkanına kavuşmuştu. Gördüğün yere tek benim değilim taşınan. Taşınacaktır böyle bir yere her bir insan.